pay-to-win mi? Kesinlikle. Peki bu durum sizi ne kadar etkiler? Oyunun marketinde kullanılan Lucent adında bir para birimi var ve onu oyun içinde eşya satarak ya da gerçek para ödeyerek kazanabilmeniz mümkün. Marketteki mesela kozmetik, ıvır zıvır gibi şeyleri sadece onunla alabiliyorsunuz. Ancak o bazı şeylerde bir numara yok. Bela olacak türden değiller. Asıl mesele oyuncu pazarında geçerli olan tek para biriminin Lucent olması. Yani biraz önce dediğim gibi parayı basıp ne var ne yok çekebilirsiniz fakat bu sizi doğrudan bir şampiyon yapmaz. Çünkü eşyalar prototip gibi satılabiliyor. Artı 1, 2, 3, 10, 20 neyse bu şekilde satılamıyorlar. Upgrade yapılmamış ya da geliştirilmemiş diyelim. Evet gider belki en iyi zırhı alırsınız ama geliştirme kısmı yine size bağlı. Malzemeleri toplayıp son seviyeye ulaştırmak belli bir zaman demek. Demek ki para harcayan kişi eşyanın basit halini elde edebiliyor. Aslında bu sağlam ekipleri çok da negatif etkilemez. Nihayetinde aranızda item paylaşımı yapabilirsiniz. Takasla değil, silah düştüğünde kendi sıranızı pas geçersiniz olur biter. Tabii bu durum solo bir oyuncu için pek mümkün değil. O aynı zindana belki 100 defa bitirmek zorunda kalabilir. Bu sadece bir örnek. Öte yandan çelişkili başka bir durum var. Oyun trade yani oyuncular arasında takas yapmaya izin vermiyor ama pazarda Lucent kullanmaya zorluyor. Diyelim ki bende çok para var, sende de bol miktarda Lucent. Aramızda anlaştık. Ben markete dandik bir şey koyup istediğim fiyatı çektim, sen de satın aldın. Öyleyse takası kapatmanın ne anlamı kaldı? Ha doğrudan ha dolaylı yoldan. Anlaşılan oyunda para kazanabilmek de mümkün. Elbette oyuncu pazarına müdahale gelmezse. Pazar yerindeki fiyatları şimdilik biz belirliyoruz. Oyun duruma el koyar, bundan sonra fiyatları ben ayarlıyorum. Her eşyanın nedeni bellidir derse, arzulanan kazanç gerçekleşmez. İşin teknik kısmı bu şekilde. Pay to win söz konusu olsa da parayı bastım, PvP'de tek atıyorum olayı mümkün değil. En azından şu an için. Ne oyunlar gördüm ben. Bu ne ki can suyunu bile binlik şişeler halinde mağazasında satanlar var. Tanıdık geldi mi? Bir iki yorum ekleyeyim bitsin. Batı sürümünde değişimler kaçınılmaz. Bu adamlarda ya vizyon yok ya da bir tek biz 5. boyuttaki varlıkları göremiyoruz. Oyunun sadece klanlara odaklanmasını tehlikeli buluyorum. Solo oyuncu sayısını fazla hafife alıyorsunuz. Şu yorumu anlamak için bayağı bir çaba sarf ettim. Biraz dürüst olsana, oyunun nesi hazır? Sınıf yok, tank yok, ses yok. Hiç kimsede ahlak namus kalmamış, vuruş hissi yok. Bir tankın tank olduğunu anlamak için üstünde tank mı yazması gerekiyor? Sponsor değil, sadece benzetmeydi. Oyunun hazır olmadığını, bir sürü eksiği olduğunu söyleyen zaten benim. Ki ben konuşurken de araya virgül koyarım. Yani anlaşılmamam pek mümkün değil. Sen de biraz insaflı ol da araya dümenden de olsa bir iki noktalama işareti falan koy. Eşe dosta zaman ayırmak normalde zevksiz bir mesele mi ki bu oyunu oynamaktan vazgeçince zevkli bir hal alabiliyor. Gördün mü parçaları kendim birleştirip yapboz gibi tamamlamak zorunda kaldım. Neyse zombi salgınında görüşürüz. Psycho cevap ver. Psycho Pro cevap verir misiniz efendim? Lütfen. Solucan avcısı, seni duyuyoruz, devam et. Biraz önce oyunun global versiyonunun Kore'dekiyle aynı şekilde, yani hiçbir değişim yapılmadan çıkacağı haberini aldım. Bu doğru mu? Evet, öyle. Tekrar ediyorum, global sürümle Kore arasında hiçbir fark olmayacakmış. Anladık amına koyayım, tekrara gerek yok. Kore versiyonuyla global sürüm aynı olacakmış. O arada düşman solucanlar harekete geçti. Umarım orada sıkışıp kalırsın. Benim için endişelenme, birkaçını çoktan hallettim bile. Sesin çok kalın, deliriyorum bildiğin gibi değil. Siktir lan.